Doya doya. Armağan, böyle senin Yıldız Hanım'a bir şey söylüyordun böyle yana doğru. Hepsi taraflar mı? Sen mi organize ettin? Kesinlikle. İnanın ben hani bütün akrabalar arkadaşlara diyorum işinizden gücünüzden olmayın. Gerçekten hepsi çalışan, eve bakan, çalışmak zorunda olan insanlar ama yine sağ olsunlar. Yarın işe gidecekler. Yine bugün beni yalnız bırakmadılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Metin'in aday numarası 109 sevgili izleyiciler. Ben hemen Armağan'a dönmek istiyorum. Çünkü böyle bir kendinden geçermiş gibi Yıldız Hanım'a döndü, bir şeyler söyledi. Ondan sonra da bravo bravo diyerek alkışladı. Doğru mu gördün? Ben Metin'i nasıl? Diyorsun. Number one diyor. Peki. Ben Metin'i Türk Star yarışmasından bu yana tanıyorum. Evet. Metin Türk Star yarışmasının Adana elemelerine de katılmıştı. Evet. O zaman da sesi çok iyiydi ve hatta o ikinci Türk Star'da da çok ilerlemişti Metin. Metin çok güzel şarkı söylüyor. Hakikaten çok güzel şarkı söylüyor. Bence bu şarkıyı da son derece başarılı yorumladı. Hakikaten tüylerimi diken diken etti. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben sana bir şey sormak istiyorum Metin. Sen kaç yıldır İstanbul'dasın? Ben 4-5 yıldır İstanbul'dayım. 4-5 yıldır. Peki, geçen hafta olan hadisede sen orada İçeride arkadaşların hakkında hiçbir şey söylemedin. Aslında yaşadığın şeyi anlatmadın. Ama sonra burada 5 saniyede satıldın. Ne düşünüyorsun? Ben onun kendi kişiliğine, karakterine yani ona bırakıyorum ama ben onun da hani kendisini insanların kötü anlamaması için bir nevi kendisini izah etmesi gerekiyordu. O öyle izah etti. Ben ona da teşekkür ediyorum. Yine benim canım ciğerim arkadaşım. Burada hep beraber kardeş gibi yolumuza devam ediyoruz. Peki ben Metin'in çok iyi şarkı söylediğini düşünüyorum ama Metin'den bir pop star olmayacağını düşünüyorum. Peki. Bir dakika. Arman. Niye you? Niye you? Siz sahnede bir pop star görüyor musunuz? Yuh neye? Yuh neye? Eğer bu bir... Değil, değil. Armağan bir şey soracağım. Bir dakika. Ben hediye Metin'e, geliyor. Ben Metin'e bir hediye aldım. Çok merak ediyorum abi. Metin bunu okuyacak ve ne demek istediğimi anlayacak. Şarkının, kitabın adı Pop Dedik. Pop Dedik? Evet. Pop tarihini öğrensin diye mi? Evet evet. Pop tarihini inşallah Armağan Bey'in aracılığıyla daha iyi öğreneceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca Metin bence hafta içi Star Televizyonu'na yayınlanan programda da niye popstar olamayacağını açıkladı. Ozan sordu. Dedi ki ne şarkı söyleyeceksin? Kime hayransın? Metin dedi ki ben İbrahim Tatlıses hayranıyım. Peki, Armağan. Siz de dediniz ki, eğer İbrahim Tatlıses'ten şarkı söylersen, Armağan'la Bülent Hanım'ın ne diyeceğini göz alıyorsan söyle. Aynen öyle konuşmalar geçti. Geçti. Şimdi... Pardon ben bir şey belirtebilirim. Bunu söylerken tabii bu arada Sezen Aksu'yu yabana atmamak lazım. Gerçekten onu da çok seviyorum. Git oynama tribünlere, git. Yok, onu da seviyorum. Hadi. Armağan peki, bu çok önemli bir konu. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Metin popstar olmaz diyorsun. Star olur mu? Popstar ne? Star Metin, olur mu? Metin başka bir kulvarda star olur. Metin çok güzel şarkı söylüyor. Star olur. Metin insanın tüylerini diken diken edecek kadar güzel şarkı söylüyor. Evet. Ama Metin... Bir dakika ya her şeyi alkışlıyorlar. Metin bu kulvarda doğru insan değil. Metin, ne alkışladıkları belli değil. Metin sahneyi nasıl kullanacağını bilmiyor. Metin... Popstar gibi dans edemiyor. Mesela
İşte bu, biz bugün tükeneceğiz. Evet. Çok güzel bir şarkı ama Metin'i ben mesela hadi bakalım kolay gelsin şarkısını söylerken düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Ama sen ilk haftada çok, ikinci haftada daha doğrusu ritmik bir şarkı söyledin, pop şarkısı. Evet, yani iyi de söylediğimi düşünüyorum. Metin, çünkü oylar öyle gösterdi. Metin, iyi şarkı söylemek başka bir şey, pop star olmak başka bir şey. Sen çok güzel bir fantezi müzik starı olabilirsin. Ama senden pop star yaratamayız. Teşekkür ederim, sağ ol. Bülent Hanım bir şey söyleyeceğim. Gel biraz, gel buraya. Ha, bir git bakalım. Gel buraya, biraz. Gel. Koş, koş. Gel bakayım, gel şuraya. Şimdi şöyle tutalım, şöyle. Evet, şimdi şöyle beraber. Şunu biraz şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir yap bakayım şunu da. Bu ceketi büyük giydirdiler sana. Ha, bunu biraz çek şöyle. Şöyle şey yap. Geç şöyle. Peki biz burada hep şunu... Ha bakayım ne oldu? Şöyle çek biraz. Kollar kıvrıldı. Biraz şey, ha. Biraz daha popstarlığa yaklaştı. Tabii. O öyle, peki, bir şey değil ki. O öyle bir şey değil ki. O nasıl insanın olmuyor? Ruhunda olacak. O ruhunda olacak insanın. Metin hiçbir zaman popstar olmak istememiş ki. Metin İbrahim Tatlıses gibi olmak istemiş. Metin Mahsun Kırmızı gibi, Gül gibi olmak istemiş. Armağan, ama ilk günden beri konuştuğumuz şöyle bir şey var. Biz tabii ki Türkiye'nin kültürü farklı. Biz sadece bir pop, yani popüler star arıyoruz. Metin Bülent Bey'i alırken zaten çok zorlanmıştık, biliyorsunuz. Evet. Bütün heyeti umumiye olarak son derece zorlandık. Ve acaba ne yapalım? Ne olmalı? Ne karar vermeliyiz? Çünkü bu sese geçer vermemek zor. Ne zoru? İmkansız. Evet. Zor değil. Sağ ol. Zor değil. Bunda zorla yani olmaz. Bu imkansız. Bu, evet, sese geçer not vermemek, sağır olmak, kör olmak ve hak yemek demek. Peki ben şöyle soracağım. Bu ses, Metin'in sesi popüler olur mu? Sevilir mi? Ya ben yani bir şey söyleyeceğim. Evet. Popstar olmak sadece doğru ve çok güzel şarkı söylemek değil. O zaman star olmaz diyorsun sen. Popstar olmak başka bir şey. Popstar olmak dünyada da Türkiye'de de. Evet. İyi şarkı söylemeden sahnede star olan bir elin parmakları kadar insan var mı yok mu? Var. Ama sesi çok güzel olmasına rağmen star olamayan insan var mı? Var. Neyi tartışıyoruz o zaman? Ama tabii... Armağan, istisnalar da var dedin anladığım kadarıyla. Yani Metin bir istisna olabilir mi? Onu soruyorum. Bence olamaz. Olamaz diyorsun. Metin istisna olamaz, bir star olamaz diyor. İlk günden star itibaren. Star olamaz demiyorum. Metin, ben onu soruyorum. Popstar. Ben onu. Metin, ben onu soruyorum. Pop star olamaz diyorum. Star olamaz demiyorum. Pop star olamaz diyorsun. Metin de popüler, ben... Popüler olabilirim. Ben onu sordum. Popüler olabilir. Bir star olabilir mi? Metin popüler bir star olabilir. Ama ben Metin'de sahnede duruşuyla, Metin'le... Her şeyle Metin'in, ben sahnede bir popstar görmüyorum. Anlıyorum. Ama peki popstarla starın farkı ne? Ben de onu ayırt edemiyorum şimdi. Çok yani, büyük. Çok farkı var. Bize anlatırsanız çok, çok iyi olur. Çok farkı var. Yani bu adam popstar olarak sahnede iyi olmuyor da star olarak sahnede iyi oluyor. Nasıl oluyor onu merak ediyorum. Metin fantezi müzik söylediğinde, Metin fantezi müzik söylediğinde, fantezi tarzı şarkı söylediğinde çok iyi olabilir. Ama ben mesela Metin'i arkasında üç tane mayolu kızla şarkı söylerken düşünemiyorum. Yani arkasında üç tane mayolu kız getirmek star olmak demek midir? Önüne gelen bunu yapıyor zaten. Popstar olmak böyle bir şeydir. Arkanızda üç tane, arkasına Allah aşkına haftaya Metin'e üç tane mayolu kız getirin. Metin de oynama şıkıdım şıkıdım ne söylesin. Olur mu ya? Olur mu Metin? Formata uyuyorsa, gerekiyorsa yapmaya çalışırım yani. Olmaz. Güzel ya, bir olmaz. Bir dakika. Ben formata uyuyorsa demiyorum. Sana şunu soruyorum. Olur mu? Olmaz mı? Tabii ki sen benim... kendini arkanda üç tane böyle mayolu mini etekli şarkının bir yerinde o kırmızı mini etekleri böyle açacak fırlatacak kadar düşünebiliyor musun? Ben tabii ki uygun ya... bulmuyorum. İstemiyorum. İstemiyorum, evet. Neyi tartışıyoruz yani? Ama bana öyle bir yani
bu popstar formatı gereği bana öyle bir görev verilirse diyorum. İstemiyorum da öyle bir şey. İnşallah verilmez. Ama verilirse bir yapmaya çalışırım diyorum yani. Yıldız Hanım, olmaz olmaz diyordunuz siz. Ben merak ettim. Neden olmaz? Şimdi şöyle, star olmayı insanın kendi farklılığı belirliyor. Evet. Yani Tarkan gibi şarkı söylese, Tarkan gibi dans etse, o zaman Tarkan gibi olur sadece. Evet. Ya da herhangi biri gibi. Ama kendi sesi güzel zaten. Bence insan halkın beğenisidir. İnsanların farklılığını halk beğenirse o zaman o star oluyor. Evet. Metin de bence farklı herkesten. Çünkü kimseye benzemiyor sesi. Hiç kimseye benzemiyor. Çok teşekkür ederim. Yorumu da ki söylediği şarkıcılara da benzemiyor yorumladığı parçalar. Yani benim şarkımı okurken ben kendimi duymuyorum. Ya da evet, herhangi birinin şarkısını okurken o sanatçıyı duymuyorum. Kendine has bir tarzı evet, var diyorsun. Evet, Metin kendi tavrıyla söylüyor. Evet. Bu tavır beğenilirse, ki ben beğeniyorum şahsen, o zaman Metin stardır. Çünkü star olup olmamayı beğeniyor. Anlıyorum. Öyle değil anlıyorum mi? Ama popüler star olması için, pop star olması için... Tarkan da ilk çıktığı zaman sadece duruyordu, şarkı söylüyordu. Ama zaman içinde kendisini geliştirdi, müziğini geliştirdi. Sadece kendi ülkemizin müziğiyle sınırlı kalmamaya çalıştı. Türk halkı ona bir misyon yükledi. Türkiye'nin en büyük mega starı diye. Evet. O da bunu büyük bir başarıyla taşıyor bence. Kıyasladığımız insanlara dikkat etmeliyiz bence. Çünkü biri burada, biri daha yolun başında yani. Şans tanımalıyız insanlara. Çok haklısınız. Burada... Bence Metin yeterlidir. Çünkü kendi yorumu var. Bana göre. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, bu konuda ben size hemen mi? Bir Johan'a dönmek istiyorum. Uluslararası dediniz. Kendisi biliyorsunuz Hadise'yi de keşfeden ve birçok başka sanatçıyı keşfeden bir prodüktör. Johan, sence Metin'in Türkiye dışında şansı var mı? Okay, first I want to say something else. I already said it a few times and I keep on repeating it till the end of the days that he will be in this format. This is the most beautiful, the most complete and the most perfect voice of this whole competition. Bunu daha evvel de söyledim diyor. Yarışma başladığından beri söyledim diyor ve Metin bu yarışmaya dahil olduğu sürece söylemeye de devam edeceğim. Benim için en mükemmel, en tamamlanmış, en güzel ses diyor. I love this voice. I love this voice. I love this voice from the first day and I will keep on loving this voice. Bu sesi sevmeye de devam edeceğim ben diyor ilk günden beri. Böyle zaten. But. Ama. There is also another story. Ama tabii bu madalyanın bir yüzü, bir başka yüzü daha var. And Metin knows my opinion about it. So what I see is Metin, he is already a star. A star. Bence Metin bu konudaki benim fikrimi biliyor. Bence Metin şimdiden bir star diyor. Ama starın altını çizdi. Pop star demedi, star dedi. Can he become a pop star? Acaba bir pop star olabilir mi? I don't think so. Böyle düşünmüyorum. Pop star olamaz diyor. Why? Why? Nedenini söyleyeyim diyor. Nedenini söyleyeyim. Being a pop star, it's much more than looks, it's much more than the right voice. Being a pop star, it's also some kind of an attitude, some kind of a lifestyle. Bir pop star olmak tabii ki görüntü ve sesin yanında bir hayata karşı bir duruştur. Hayata daha farklı bakar bir pop star. Hayattaki duruşu daha farklıdır diyor. And Metin's stili background, vardır diyor. And Metin's background, Metin'in geçmişi. I don't think it's the background of a pop star. Metin'in geçmişi bir pop starın geçmişi olduğunu düşünmüyorum diyor. You can't learn it. Bunu öğrenemezsiniz sonra. You have it or you don't. Yani Eminem'in İçinizde vardır ya da yoktur yok, diyor. Pop star yani. Efendim? Eminem'in yemediği nane yok diyorum. Geçmişinde de geleceğinde de ama su götürmez bir dünya starı yani. Eminem. Ya da Michael Jackson'ın geçmişine, geleceğine, günümüze baktığınız zaman he has all his stories back behind ki. Him in his background, but he is still a star. Both Eminem and Michael Jackson. But what's the point? Because
She agrees, I mean. No. Why not? Because it's pop music. It's all pop music. Eminem is pop music. Pop music. Pop music is divided in different genders. I mean, you have. Yani şu anlamda Yıldız Hanım, ben bir kez daha tercüme etmeye çalışayım. Metin'in bugüne kadar yapmış olduğu müzik tarzı, işte ya da çalıştığı yerler ya da yaşam tarzı bir pop star tarzı değil diyor. Sonradan öğrenilmez bu diyor. It's onu söylemeye çalıştı zannediyor. It's a kind of pop. But what she says is correct. You have always the right background for the things you do in future. Eminem's background is perfect for the music he sings. Eminem'in geçmişi kendi yaptığı müzik için tam örtüşüyor. Kendi yaptığı müzikle tam örtüşüyor diyor. So, and that's what I want to say about Metin. Metin's background is something completely different. Metin'in geçmişi tamamen farklı. What we heard during the pre-selections, I think his background is really his culture, everything he listens to, his real love, his real heart goes to arabesque music. Bence Metin'in daha çok yakın, daha yakın olduğu müzik tarzı arabesk. That's where he caught my heart. Arabesk söylediği zaman benim yüreğimi yerinden oynatıyor, çok beğeniyorum diyor. Thank you very much. Ben burada hemen bir araya girmek istiyorum. Ben de. Ben de. Bülent Hanım'a başlayalım. Efendim, burada eserin icrası açısından mı çocuğumuzu acaba yakıştırmıyor? Yoksa şekil, sahnedeki duruş olarak mı? Onu öğrenmek istiyorum. Çeviriyorlar kulağını şimdi. He is a star. He is a star, not a pop star. And just want to finish. Metin, if I can give you one good advice. I hope you will stay long in this format because we really want to join your voice. But if there is any record company listening right now to this man and who is specialized in arabesque or classical Turkish music, he should sign this man immediately. Ben diyor şu anda bir şey söyleyip bitirmek istiyorum cümlemi. Eğer şu anda bir müzik yapımcısı dinliyorsa, arabesk ve Türk sanat müziği tarzında müzik yapan bir müzik yapımcısı dinliyorsa, bence Metin'i hemen kapmalıdır diyor. Okay. Because this is his future, this is his future. Metin'in geleceği budur diyor. And I'm waiting for his first CD. I will be the first on the record shop to buy your first CD. Metin'in ilk CD'si için de şu andan itibaren sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Thank you very much. Müzikal manada, yani benim anladığım, yanlış anladıysam beni düzeltin. Müzikal manada sesi popa gitmiyor. Diyor. Mu? Öyle diyor. Gitmiyor. Öyle diyor. Peki, bu eserin sahibesi hanımefendi okurken nasıl okuyor? Yine böyle okuyor. Ne farkı var? Ve bir pop parçası. Ve popun kraliçesi evet, bu. Evet. Divası. Bülent Hanım, anam, sahnede farklı duruyor. İşte duruş olarak diyor, bakınız duruş bir parantez farklı açmamız lazım. Bunu konuşurken, çünkü sonra bizi de eleştirirler. Yani sahnede bunu rahatlıkla söyleyebilmeliyiz. Ama hiçbirimiz diyemiyoruz ki sahnedeki duruş olarak, ama söylüyoruz, popstar olarak elverişli değil. Ses olarak, ses olarak fevkaladenin fevkinin fevkinde. Evet, söylüyoruz bunu. Yani buna kimse karşı çıkamaz. Bunu söylüyoruz. Ama şekilciliğe baktığınız takdirde o zaman sizlerle bir yani, aynı fikirdeyiz. Sezen Hanım da bunu aynı şekilde söylüyor. Doğrudur. Belki Metin de Sezen Hanım'dan daha iyi söylüyor, bunu bilmiyorum. Ben bilemem. Ama sahnede bir popstar var mı? Hayır, yok. Sezen Hanım söylediğinde var mı? Şahane var. Peki. Yani o kadar karşılaştırdığımız insanlarla buradaki arkadaşımız o kadar farklı konumlarda ki. Örneğin bizim en pop şarkımız, şu an Tarkan'ın söylediği yabancı şarkı var ya, bağlama var içinde. Tarkan türkücü mü oldu şimdi? Yani... Anlatabiliyor Anlıyoruz, muyum? Hani bizim evet. Arabeskse yani biz öyleyiz, çünkü müziğimize baktığınız zaman keman var, kanun var, mey var, ney var. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği iyiyle harmanlanmıştır bizim öz müziğimiz. Ama bu popüler müzik sonradan oluşturulan bir şey. Popüler müzik beğenilen ise eğer zevkler ve renkler değişir. Evet. Yani Tarkan popülerdir. Öbür tarafta Müslüm Gürses popüler değildir diyemezsiniz. Yani
Popülerliği... İkisi de popüler değil mi? Zevkler belirler yani. Bir dakika, orada fark var. Fakat... Gülsüm Gürses yıllar sonra eğer James Bond'un şarkısını kendi uyarlayıp söylüyorsa... Hayır, yani, atıyorum ya da Orhan Gencebay popüler değildir diyemezsiniz. Size kesinlikle katılıyorum. İşte yani, popüler starlardır bunlar, evet, zaten. Yani bizim en pop şarkıcımız bile, örneğin Allah rahmet eylesin, Cem Karaca'dır. Rock söyler mesela. Evet. Dışa dönük anlamında söylüyorum. Böyle baktığımız zaman onlar bile Anadolu kokar yani. Biz ne yapsak? Sonuçta şöyle bir şey olabilir. Örneğin Jennifer Lopez... Beyaz Amerikalı değil ama orada şartların ona sunduğu nimetlerle, düzgün bir İngilizceyle çok güzel, gerçekten herkesin seveceği parçalar okuyor. Evet. Ne oluyor? Popüler hale getiriliyor. Arkadaş da getirilebilir, diğer çocuklar da getirilebilir. Yani popüler hale getirilebilir ya da getirilemez. Anlıyorum. İstenirse herkes popüler hale getirilebilir. Bence getirilemez. Ama var örnekleri televizyonda. Var. Yani ses yok, soluk yok, hiçbir şey yok. Ben size bir şey çıkıyor, söyleyeceğim. Çıkıyor, böyle yapıyor, öyle yapıyor, şunu yapıyor. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ama öyle yani. Bir dakika. Ama Tarkan ses da... metinde var bence. Ya da diğerleri de olabilir. Yani Arman, aslında herkes çok popülerleştirilebilir. Ama sadece popülerleştirilebilir. Fakat sevgiyi halk kendisi belirler. Yani... Bugün popüler hale getirilip televizyonda klipleri dönen, her gün yeni yeni üretimden halka sunulan sanatçılar var. Ne oluyor? Bunlar popülerleştirilmeye çalışılıyor. Fakat ne belirliyor? Halkın onayı belirliyor. İster pop olsun, ister sanat, ister arabesk, ister türkü. Yani ölçü burada aslında. Bence evet. Yıldız yani Hanım... Yani neticede Yıldız Hanım şimdi şekil olarak beyefendiye... popstar olabilecek bir efsafta görüyor mu? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yani popüler bir star olabilir. Müzikalitenin dışında şekil itibariyle. Şimdi çok güzel bir ses tonu var. Şekil. Eminim Sezen Hanım'ın da parçalarını çok rahat okuyabilir. O zaman popüler peki oluyor? Şekil. Popüler peki. Oluyor. Bir çok özür diliyorum. Sarma. Ya da Sibel Can'dan okuduğu zaman işte popüler olmuyor mu yani? Çok özür diliyorum. Dört jüri üyesinde söyleyecek şeyleri var. Özür dileyerek kısa bir görüntümüz var. Onu izlememiz lazım. Hemen dönüyoruz. Tabii. Sevgili seyirciler, şu an popstar adaylarımızın evindeyiz.